Selamlar, sevgiler Anadolu Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzeti şahane bir çorba tarifi hazırlayacağız. Ezogelin çorbası. Tam ölçülü, tam kıvamında çok az bir malzeme ile şahane bir çorba hazırlıyoruz. Tenceremizin içerisine bir miktar suyumuzu koyalım. 1 yemek kaşığı pirinç, 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek, 1 yemek kaşığı bulgurumuzu yıkadıktan sonra tenceremizin içerisine alıp haşlamaya bırakalım. Bu arada biz sosumuzu hazırlıyoruz. Sos tavamızın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağımızı koyalım. 1 tane rendelenmiş kuru soğan, 1 tane de rendelenmiş sarımsağımızı ilave ettikten sonra soğanımızı ve sarımsağımızı rengi dönene kadar kavuralım. Ardından 2 yemek kaşığı unumuzu ilave edip tekrardan şöyle bir un kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurmaya devam edelim. 2-3 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave edip tekrardan karıştırıp unumuzu kavuralım. 1 yemek kaşığı biber ve domates salçası karışık kullandım ben. Onu da ilave ettikten sonra karıştırmaya devam edelim. Salçamızın kokusu çıkana kadar üzerine bir su bardağı soğuk su özellikle soğuk su ilave ediyoruz. Soğuk su ilave etmemin sebebi renginin, salçanın renginin daha güzel çıkması ve daha kıvamlı olması için bu aşamada çırpma teli kullanıyorum. Unumuzun topaklanmaması için sosumuzu haşlanmış olan bakliyatlarımızın içerisine ekleyebiliriz. Şöyle bir karıştırıp kıvamını kontrol edelim bu aşamada ben kemik suyu kullandım bir su bardağı. Eğer sizlerin de evinde varsa mutlaka kemik suyu veya tavuk suyu kullanmanızı tavsiye ederim. Çorbanız gerçekten daha güzel, daha lezzetli olacaktır. Çorbamız kaynadıktan sonra baharatlarını ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı nane, bir çay kaşığı kırmızı pul biber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon kimyonu mutlaka eklemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok büyük bir lezzet katıyor. Bu aşamada tekrardan çırpma teli kullanmanızı öneririm. İçerisinde baharatlarımızın topaklanmaması için. Bir tatlı kaşığı da tuz kullandım. Tuz miktarı tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Çorbamız 5-10 dakika kaynadıktan sonra böyle şahane bir kıvam alıyor. Zaten çok çabuk pişiyor. Çok lezzetli, çok kıvamlı bir çorba oluyor gördüğünüz gibi. Servis için artık hazır kasemizi alabiliriz. Size burada kıvamını daha yakından göstermek istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tariflerimin devamı için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizle desteklerinizi bekliyorum. Çorbamızın kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde. Gerçekten muhteşem oldu. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.